Değerli basın mensupları, muhterem arkadaşlar, sizleri ve ekranları başında bizleri takip eden kıymetli vatandaşlarımızı saygıyla selamlıyorum. Seçimlerin ardından gerçekleştirdiğimiz bu ilk basın toplantısında sizlerle beraber olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bugün 31 Mayıs Çarşamba, Mayıs'ın sonuna geldik. Önemli bir seçim sürecini geride bıraktık. Öncelikle çıkan seçim sonuçlarının ülkemize ve coğrafyamıza hayırlar getirmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Gönül isterdi ki sonuç farklı olsun. Gönül isterdi ki adil bir seçim dönemi geçirmiş olalım. Fakat ne yazık ki ikisi de olmadı. Her türlü engellemelere, zorluklara, algı ve manipülasyona, akla hayale gelmedik yalan ve iftiralara rağmen sakinliğini koruyan, samimiyetle gayret gösteren Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na bu duruşu nedeniyle teşekkür ediyor. Hemen hemen her iki seçmenden birinin oyunu almayı başarması nedeniyle de kendisini tebrik ediyorum. Yine uzunca bir süredir birlikte çalıştığımız Millet İttifakı liderlerinin her birine ve tüm teşkilatlara teşekkür etmeyi de bir vazife addediyorum. Ve elbette bu sürecin kahramanlarından ilk günden bugüne aynı azim ve heyecanla çalışan, kararlılıkla mücadele eden Saadet Partisi teşkilat mensuplarımızın her bir ferdine yürekten tebriklerimi ve teşekkürlerimi sunmayı da bir vazife addediyorum. Son olarak aziz milletimize çok teşekkür ediyorum. Hangi siyasi partiye oy ve adaya oy verişmiş olurlarsa olsunlar, böylesine ağır bir seçim dönemine iktidarın ısrarla ve inatla başvurduğu kutuplaştırıcı diline rağmen birkaç münferit hadise dışında insanımız çok ama çok olgun bir davranış sergilemiştir. Muhterem arkadaşlar, evet, milletimizin gösterdiği bu olgun tavrı ne yazık ki iktidar bloğunun yöneticileri gösteremediler. Yaklaşık yarım asırdır siyasetin içindeyim. Nice seçimler yaşadık. Ancak bu denli ağır bir seçim kampanyası sürecini inanın hiç yaşamadık desem yanlış söylemiş olmam. Elbette hiçbir mazeret başarının yerini tutmaz. Ama bu seçimlerin hangi anormal şartlar altında yapıldığı gerçeği de mutlaka göz önünde bulunmalıdır, bulundurulmalıdır. Ne yazık ki seçimlerde ağır bir kamplaştırma ve kutuplaştırma siyaseti yürütüldü. İktidar her türlü devlet imkanını kullanırken birçok yerde Millet İttifakı'nın çalışmaları kamu gücü de kullanılarak engellendi. Her türlü gerçek dışı, haksız, iftira ve propagandaya maruz bırakıldı vatandaşlarımız. Bu ve benzeri haksızlık ve hukuksuzluklara rağmen böyle bir ortamda asaletini bozmadan canla başla çalışan ve her seçim bölgesinde en büyük gayret ve fedakarlığı ortaya koyan bütün mensuplarımızı bir kez daha tebrik ediyor, kutluyorum. Allah kendilerinden razı olsun. Sözün burasında sormak istiyorum ki, iktidara elbette değdi mi bunca şeye? Ahlakı hiçe saymaya, manevi değerlerimizi siyasetin malzemesi yapmaya değdi mi hakikaten? Bunca yalana, iftiraya, hakarete değdi mi sizce? Elde ettiğiniz bu sonuca karşılık milletimizin yarısını terörist, din düşmanı, hain, öteki ilan etmeye değdi mi gerçekten? Elbette sormak mecburiyetindeyiz. Biz yola çıkarken hedefimiz kaybedeni olmayan bir zaferdir demiştik.
Ancak sizler kazananı olmayan bir zafer elde etmek için olmadık şeylere tevessül ettiniz. Tekrar soruyorum, hakikaten değdi mi? TRT ve Anadolu Ajansı başta olmak üzere 85 milyon vatandaşımızın vergileriyle ayakta duran ve tarafsız olması gereken kurumları bir siyasi partinin yarın yayın kuruluşları haline getirmeyi değdi mi? Hala değdi diyebiliyorsanız, bu aziz milletin %48'ine yapıştırdığınız etiketler doğru diyebiliyorsanız, sizlere diyecek bir sözümüz elbette yoktur. Sizleri bir kez daha milletimizin vicdanına ve Cenab-ı Hakk'a havale ediyoruz. Muhterem arkadaşlar, seçimlerin hemen ardından yapılan açıklamalara baktığımızda da ne yazık ki bu ruh halinin, yine bu yanlış anlayışın devam ettiğini görebiliyoruz. Unutulmamalıdır ki bir ülke en başta 4 ana sütun üzerine inşa edilir. Çok tekrarladım bunları. Bu unsurlar ahlak, adalet, ekonomi ve eğitimdir. Devlette esas olan liyakat, siyasette esas olan ise ahlaktır. Ahlaki değerlerdir. Eğer halkımızın refah, huzur ve güven içinde yaşadığı bir gelecek, yeni bir yüzyıl inşa edeceksek, bu 4 sütunu en sağlam şekilde inşa etmek mecburiyetindeyiz. Bu sorunlara kafa yorması gerekenler maalesef hala toplumsal gerilimden beslenmenin peşindeler. Ülkemizin en önemli ihtiyaçlarından birisi barış, huzur ve güvenlik ortamının bir an evvel tesis edilmesidir. Ancak son günlerde birbiri ardına yapılan bazı talihsiz açıklamalar bu konudaki endişelerimizi azaltacağına artırmaktadır. Sorumluluk sahipleri ise yangını söndürme yerine ateşe adeta benzin dökme peşindeler. Bugün bir kez daha hatırlatmak istiyorum ki Türkiye'nin bir an evvel huzura kavuşması için herkesin aklı selim ve sağduyu ile hareket etmesi bir zarurettir. Buna en başta riayet etmesi gereken ise bugünkü iktidar mensuplarıdır. Kimse bu seçim sonuçlarını yanlış okumamalıdır, yanlış yorumlamamalıdır. Hele hele siyasi rakiplerini meydanlarda yuhalatarak, akla hayale gelmeyecek iftiralarla aynı yanlış tutum ve davranışları sürdürme gafletine hiçbir zaman düşmemelidir. Bu dil 3-5 oy kazandırmış olabilir ama 85 milyonun kardeşliğini, umudunu, huzurunu, geleceğini yok edecek bir dildir. Bu yaklaşımdan derhal vazgeçilmelidir. Şimdi bir an evvel hukukun üstünlüğünü mutlak surette tesis etmek gerekir. Devlet onun üzerine inşa edilir. Etkiden ve ön yargıdan arındırılmış bir mekanizma, adalet mekanizması mutlaka kurulmalı, tesis edilmelidir. Temel hak ve özgürlükler teminat altına alınmalı, düşünce, ifade ve basın özgürlüğü en kamil manada tesis edilmelidir. Ülkede barış ve huzur ortamını temin edecek bir dil ve üslup mutlaka benimsenmelidir. Türkiye çok ciddi ekonomik sorunlarla karşı karşıyadır. Bu sorunları aşmak için öncelikle tüketimi ve yanlış yatırımları değil,
üretimi ve yaygın kalkınmayı esas alan bir ekonomik model benimsenmelidir. Biz bunu israf olarak da tarif ettik. Yolsuzluk ve israf bunun için ivedi bir şekilde engellenmelidir. Var olan kaynaklar şatafat ve gösterişe değil, üretime dönük yatırımlara tahsis edilmelidir. Gerekli olmayan, verimsiz projelere değil, akıllı ve planlı yatırımlara öncelik verilmelidir. Devlet yönetiminde torpil ve iltimas değil, ehliyet ve liyakat esas alınmalıdır. İçinde bulunduğumuz bölgeyi de dikkate alarak şahsiyetli bir dış politika izlenmelidir. Düşmanların değil, dostların sayısını artıracak bölgesel birlikteliklere önem ve öncelik verilmelidir. İçeride ne kadar birlik olursa, dışarıya karşı da o kadar güçlü olacağımız unutulmamalıdır. İçeride birliğin inşasında da en önemli sorumluluk elbette yöneticilere düşmektedir. Kardeşlik yurdu bir Türkiye'nin inşası için herkes üzerine düşen görevi bir hakkın yerine getirmelidir. Birçok kez ifade ettim. Bir defa daha dile getirmeyi arzu ediyorum. Türkiye'miz Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına girerken çok ama çok büyük bir tehdit ve tehlike ile karşı karşıyadır. Bu tehdidin bugünkü adı Büyük Orta Doğu Projesidir maalesef. Türkiye böyle bir projenin parçası, unsuru, figüranı olamaz. Bu kendi ülkemizi kendi elimizle tahrip etmek manasına gelir. Biz buna kesinlikle izin vermeyeceğiz. Üzerimize düşen her türlü çabayı da göstereceğiz. Bunun böyle bilinmesini arzu ediyorum, ifade ediyorum. Muhterem arkadaşlar, kıymetli vatandaşlarımız, Saadet Partisi bundan önce olduğu gibi bundan sonra da hayırlı hizmetleri desteklemeye, ülkemizin aleyhine olan yaklaşımlara karşı da sonuna kadar mücadele etmeye, bedeli ne olursa olsun doğruları söylemeye devam edecektir. Saadet Partisi olarak elde ettiğimiz seçim sonuçlarını titiz bir şekilde değerlendiriyoruz. Bu amaçla seçimin hemen ardından başkanlık divanımızı topladık. İlk değerlendirmelerimizi yaptık. Elbette her siyasi parti gibi bizim de bu seçim sonuçlarından çıkaracağımız dersler var. Önümüzdeki günlerde de hızlı bir şekilde il başkanlarımız, ilçe başkanlarımız, genel idare kurulumuz ve bütün milli görüşçü kuruluşlarla bir araya gelerek sonuçları bütün yönleriyle ele alacağız. Artılarımızı olduğu kadar eksilerimizi, doğrularımız olduğu kadar eksikliklerimizi de dürüst ve samimi bir şekilde masaya yatıracağız. Kendi payımıza en doğru değerlendirmeleri yaparak milletimizin en hızlı ve en geniş şekilde kucaklamasının yollarını aramaya devam edeceğiz. Seçim sonuçları ne olursa olsun, Saadet Partimiz bu seçimlerdeki duruşuyla toplumun makul çoğunluğunun takdirini kazanmıştır. Bu kanaati samimi olarak ifade ediyorum. Yürüttüğü ilkeler siyaseti ile toplumda derin
kırılma ve kutuplaşmaları engelleme gayreti içinde olmuştur. Bundan sonra da aynı duyarlılık ve hassasiyetle inandığı doğruları korkusuzca dile getirecek, kınayanların kınamasını aldırmadan hayra motor, şerre fren olma çabasını kararlı bir şekilde sürdürmeye devam edecektir. Zira milli görüş, sistem ve zihniyet mücadelesi yapar, milli görüş kişileri ve kurumları değil, zihniyetleri eleştirir. Biz herkesin saadetini istiyoruz ve bu sebeple herkesle esaslarımız ve ilkelerimiz çevresinde bugüne kadar görüştük, bundan sonra da görüşmeye devam edeceğiz. Milli görüş siyaseti yarım asırdır hep net, şeffaf ve açık olmuştur. Dünden bugüne ülkemizdeki siyasi partilerle seçim işbirliği, ittifak ve koalisyonlar yaptık. Bundan sonra da yapmaktan çekinmeyeceğiz. Çünkü milli görüş makam ve mevkileri değil, hep millete ve insanlığa hizmet etmeyi öncelemiştir. Muhterem arkadaşlar, merhum liderimiz Erbakan hocamız, ideallerimizi tesis etmek için hep aktif bir siyaset izlemiş, yetki alıp etkili işler yapabilmek için gayret göstermiş, fedakarlıklarda bulunmuştur. Siyasetimiz hep zor zeminde olmuştur bizim. Bizler asla kolay olanın cazibesine kapılmadık. Bundan sonra da kapılmayacağız. İşte organize sanayi bölgeleri ülkemizin geneline bakarak ifade ediyorum. İşte Kıbrıs Barış Harekatı. Maddi ve manevi kalkınma hamleleri. Ağır sanayi hamlesi. Faizsiz bir banka nasıl kurulur? DESİAL, D8'ler, havuz sistemi, DEG bütçe ve daha çok sayıda dönüştürülen hizmetler ve aksiyonlar hep bu anlayış ve çalışmalarla sağlanmıştır. Milli Görüş Hareketimiz her daim ittifaklar ve koalisyonlarla birlikte yol almasına rağmen ne zaman koalisyon ve iktidar ortağı olmuşsa meselelere el koymuş, kısa zamanda hayır ve güzel icraatlara imza atmıştır. Zira milli görüş siyaseti istikamet ve sarsılmaz bir duruş sergilediği gibi uzlaşı, iletişim ve etkileşim siyasetidir. İdeallerimiz ve politikalarımızı ittifak ve koalisyonlarla gerçekleştirmenin gayreti içinde olduk bugüne kadar ve başarılı da olduk her iktidara geldiğimizde. Milli Görüş Hareketimiz ve Saadet Partimiz Türkiye'nin, emin olun, sigortasıdır, teminatıdır. Duruşumuz, esas ve usullerimiz bellidir. Bunlardan biraz önce ifade ettiğim gibi asla taviz vermeyeceğiz, vermeyiz. Bir kez daha altını çizerek ifade ediyorum. Bizler sözün güzelini söylemekten ve işin de doğrusunu yapmaktan vazgeçmedik ve vazgeçmeyeceğiz. Biz Saadet Partisi olarak ahlakın, adaletin, huzurun, barışın, refahın, özgürlüğün tesis edildiği, kimsenin yatağa aç girmediği, evlatlarımızın mutlu olabileceği, yaşanabilir bir Türkiye için mücadele ettik. Bundan sonra da kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz. Adaletsizlik ve haksızlık yapan bizden de olsa buna hiçbir zaman göz yummadık ve yummayacağız. Bu sebeple tarihi bir eşikte her türlü zorluğu göze alarak hakikate hürmetten yana olduk. Hakikat önemli bir mefhum olduğu için. Tarih, Saadet Partimizi ve Milli Görüş Teşkilatlarını
haksızlığa karşı direnenler olarak yazacaktır. Bundan en ufak bir şüphemiz yoktur. Merhum şairimiz Sezai Karakoç'un dediği gibi, bizler koşu bittikten sonra da koşan atlarız. Öyle demişti. Şimdi yeni seferler için yeniden Bismillah diyerek yolumuza devam etmekte kararlıyız. Uzun bir aranın ardından yeni dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sorumluluk üstlendik. Partimizi ve milli görüşü temsil edecek milletvekili arkadaşlarımıza bu ulvi görevlerinde başarılar diliyorum. İnanıyorum ki milletvekillerimiz ahlak ve adalet üzerine inşa edilmiş bir geleceğin en önemli unsurları, mimarları olacaktır parlamentoda. Şeyh Edebali'nin şu sözlerini her daim kendilerine rehber edinmelerini arzu ediyorum. Şeyh Edebali demiş ki, ey oğul, sabretmesini bil. Vaktinden önce çiçek açmaz. Şunu da unutma, insanı yaşat ki devlet yaşasın. Ey oğul, işin ağır, işin çetin, gücün kula bağlı. Allah yardımcın olsun. Şimdi de tüm il ve ilçe teşkilatlarımıza, kadın ve gençlik kollarımıza sesleniyorum. Yaşanabilir bir Türkiye, yeniden büyük Türkiye ve yeni bir dünya için buyurun, çalışmalarımıza başlıyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun. Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken, sizleri ve ekranları başında bizleri takip eden kıymetli vatandaşlarımızı muhabbetle selamlıyor. Söz sizin. Masum mensuplarımızın sözleri cevap olursa soruları cevaplamaya çalışacağım. Oo, maşallah. Buyurun. Evet. Şeyi alırsanız mikrofon. Teşekkür ederim. Seçim gecesi Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine Kılıçdaroğlu ile görüştünüz liderler olarak. Evet. Sonrasında bir telefon görüşmesi, o geceden sonra bir görüşmeniz oldu mu Kılıçdaroğlu'yla? O geceki toplantı bir ittifakın geleceğiyle ilgili bir toplantı mıydı? Bir de önümüzde yerel seçimler var artık. Yerel seçimler sürecine de gireceğiz. Yerel seçimlerde de yine ittifak olarak mı devam edeceksiniz? Bunun kararı gözden geçirildi mi? Şimdi belki erken diyeceksiniz. Çok erken. Şimdi hemen şunu ifade edeyim. Tabii arzu ettiğimiz neticeyi alsak da almasak da aslında o akşam bir araya gelmemiz tabii bir hadiseydi. Sayın Kılıçdaroğlu da seçimlere Cumhuriyet Halk Partisi'nin ev sahipliğinde ve onun başkanlığında gittiğimiz için bizleri kısaca davet edip hem geçmiş olsun demiş oldu, hem de bir selamlama yapıldı. Ama hiçbir ciddi meseleye girilmedi. Çok erken, daha akşam. Onun için bir araya gelme bir nezaket toplantısı olarak değerlendirilmeli, bir karar alma toplantısı olarak değil, bir değerlendirme toplantısı olarak da değil. Çok erken. Evet. Efendim, peki şimdi siz iç değerlendirmelerinizi en azından yaptığınızı söylediniz Saadet Partisi olarak. Baktığımızda yeniden Refah Partisi'nin belli bir oy oranı aldığını görüyoruz. Görece belli bir başarı kaydettiğini görüyoruz. Sizse CHP listelerinden Saadet Partisi olarak girmiştiniz. Bu iç değerlendirmeleriniz açısından baktığınızda
CHP'nin oy oranında 2018'e göre yükselmediği yönünde tespitler bulunduğu noktada milli görüş oyları sizce nereye gitti? Saadet nasıl bir oy kaybı yaşadı? Nedir? En azından biraz ipucu verebilir misiniz? Teşekkür. Tabii o noktada biraz önce ifade ettiğim gibi şu anda çok erken bir değerlendirme. Biz suni çıkışlara itibar etmeyiz. Allah rahmet eylesin, Erbakan hocamız Saadet Partisi'nin genel başkanı olarak hayata veda etti. Bu çok önemli bir konu. Onun arkasından maalesef çocukları Erbakan hocamızın bıraktığı emanete doğrudan doğruya ihanet ettiler. Kendilerinin birlikte olması için bir gayret gösterdik biz. Ama şu anda burada detayına inmeyeceğim birçok konular gündeme geldiği için babasına ihanet eden AK Parti'ye gitti, onlarla beraber hareket etti. Bunun altında da bir takım konular yatıyordur diye düşünüyorum. Ama elbette biz onların durumunu da değerlendiririz. Milletimiz bugüne kadar seçimlerde bir takım değerlendirmelerde bulundu. Onların attığı adımları da bir siyasi parti olarak değerlendirmeye mecburuz. Ama siyasi parti gerçekler üzerine inşa edilir ve siyasi parti mutlaka bir Erbakan hocamızın söylemlerini ezberleyip onu ekranlarda dile getirmek hocamızın yolunda olmanın işareti de değildir kanaatindeyiz. Daha da fazla bir şey söylemeyi doğru bulmuyorum. Buyurun. Efendim, İsa Toprak Anadolu Ajansı. Efendim? Anadolu Ajansı, evet. İsa Toprak. Sayın Davutoğlu'nun seçim öncesinde üçlü ittifak kurma isteğine yönelik açıklamaları olmuştu. Sonrasında da bir çağrı yaptı. Bunun bir zaruret olduğunu söylemişti. Mecliste Gelecek Partisi ve Deva Partisi ile bir grup kurma gündeminiz var mı? Bu konuyla ilgili yaklaşımınız nedir acaba? Geçmişte o gayreti gösterdik. Ama maalesef bir ittifak sağlanamadı. Müstakilen olsun arzu etmiştik. Şimdi elbette yine mecliste bir grup kurabilmek için bir takım çabalar gösterilecek. Nasıl bir netice alınır onu zaman içinde göreceğiz. Yani biraz erken belki bazı konuları, şartları, altyapısı nasıl olur bunları konuşma için biraz erkendir diye düşünüyorum ama bu arayışın içinde olmamız gayet tabidir. Evet. Evet. Buyurun. Başka bir sorunuz var mıydı sizin? Tamam, peki. Flash Haber. Dün Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ partisinde bir değerlendirme toplantısı yaptı. Yani parti içindeki o istişare süreçlerini basın mensuplarıyla paylaştı. Ve şöyle bir cümle kurdu. Dedi ki, Millet İttifakı içindeki belirli müdahalelerden dolayı Zafer Partisi'nin Kemal Kılıçdaroğlu'na verebileceği destek konusunda elimiz kolumuz bağlanmıştır. Yani nasıl müdahalelerden bahsediyor? Millet İttifakı Zafer Partisi... Onu ona sormanız lazım. Ben onun namına bir cevap veremem. Yoksa bilmiyorum. Hiç ben için öyle bir ben, şey gördünüz mü? Şöyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde ne olup bittiğini bilmem. Çok da yakından ilgilenmem. Çünkü doğrudan doğruya partinin kendi meseleleridir. Hiçbir fikrim yok. Eğer böyle bir kanaat isar etmişse ona sorulması gerekir bu sorunun. Nedir diye, bunun altında ne yatıyor diye. Veya bu konuyla ilgili diğer Cumhuriyet Halk Partili yetkililer bir cevap verebilir. Var mı başka bir şey? Hadi bakalım. Son olarak çok teşekkür ederim. Gelecek Partili vekiller CHP listelerinden girmiştiniz seçim. Gelecek Partili vekiller CHP'den istifa edip partilerine geçtiler. Saadet Partili vekiller de geçtiler mi? Saadet tabii tabii yok zaten onu öğrenmek orada lazım. Şöyle aday olurlarken Saadet Partisi'nden istifa etmediler bizim milletvekillerimiz. Sadece biz onlara
Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden aday olabileceklerine dair izin verdik. Ve şimdi onlar tekrar Saadet Partisi saflarına dönüyorlar. O kadar. Evet. Evet, hepinize teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. İnşallah önümüz daha hayırlı gelişmelere vesile olduğunu görürüz önümüzünde. Allah yardımcımız olsun.